Birkaç gündür şey haberlerinden bahsediyorum. 3 artı 1 ev miydi neydi? Öyle sarı pembe pancurlu ev, bilmem ne pancurlu ev, sarı pancurlu ev, şu bu falan. Baktılar kimsenin ev aldığı yok. Şimdi yeni bir taktik geliştirdiler. O taktiği de size anlatayım. Sen diyor kiracısın ya diyor. Sen diyor mal sahibisin. Buraya kadar tamam değil mi? Şimdi yani öyle bir öpecekler ki yani şimdi öpecekler. Kaçışı yok. Baktılar ev satamıyorlar. %80, %90 kredi veriyorlar. Kimse tın diyor. Siz diyor böyle veriyorsanız işkilleniyor yani insanlar. İnsan işkilleniyor. Tamam da biz diyor şimdi düşünüyor bankalar diyor ki biz diyor böyle ev satamıyoruz. Ne yapalım? Vallahi diyor hani bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Bu diyor evler boş mu? Dolu. O zaman diyor satmayalım. Satmaya ne gerek var? Biz bunlardan para alalım. Nasıl yapalım? Bak diyor şimdi şöyle yapacağız diyor. Mal sahibi diyor kira almak istemiyor mu? İstiyor abi. Tamam. Kiracı kirayı vermek istiyor mu? İstiyor. Boş ver diyor kiracıyı zaten. Şimdi diyor mal sahibinden diyor bir anlaşma yapacağız diyor. Mal sahibi evi kiralayacağı kişiyle bankaya gelecek diyor. Kira ödenmese dahi diyor kirada kalanından diyor kredi çekilip mal sahibine ödenecek. Gerekirse diyor mal sahibi isterse diyor 12 aylık kirayı da çekebilecek. Bu şartları diyor biz öne sürersek diyor ev sahibi olanlar ancak böyle kiraya verir. Yani ben size kısacasını anlatayım. Ev sahibi daha yani ev tutmaya kalktığınızda diyecek ki size gidelim şu bankaya şu işlemleri yapalım. Nasıl? Kira garantili ev. Köprü garantili var, kira garantili, hasta garantili, hastane. Bunlar var yani. Kiracı kira garantili ev olmasın mı yani? Bundan mı rahatsız oluyorsun? Yani en son buraya kadar geldi. İçime garantili su içeyim. Kusura bakmayın. Yani kira garantili ev olayı da geldi. Mağazadan çaldıkları 100 bin liralık kıyafeti 22 bin TL'ye sattılar. Aralarında kırışırken yakalanmışlar. Gerizekalılar.